Şimdi arkadaşlar yine sıvıların karışımlarının öz kütleleri ile ilgili örnekler çözeceğiz. Verilen örneğimize göre X ve Y sıvılarının oluşturduğu karışımın öz kütlesi için D1'dir denilmiş. E biz karışım öz kütlesinden bahsederken demiştik ki karışımın öz kütlesi buradaki karışımı oluşturan sıvıların yoğunlukları arasında bir değeri alabiliyordu. Yani D1 dediğimiz değer şuradaki X ile Y arasında bir değer almak zorundadır diyebilir miyim? Yani D1 yoğunluğu artık şu aralıkta bir yerde olmak zorunda. E peki x ile z'nin oluşturduğu karışımda d2 yoğunluğundaymış. Yani d2 yoğunluğumuzun artık x ile z arasında bir değeri aldığını söyleyebiliyorum. Son olarak da y ve z'den oluşturulan karışım içinde d3'tür denilmiş. Yani d3 değerinin de artık y ile z arasında kaldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak bizim için neydi? Kütle hacim grafiğindeki eğim bize neyi veriyordu? Yoğunluğu. D1 yoğunluğunun mutlaka D3'ten büyük olması gerektiğini söyleyebilir miyim? D2 için kesin bir yorum yapamayız. Çünkü aralığı hem D1 hem de D3'ü kapsıyordur diyebiliyorum. E peki verilen değerlere baktığımız zaman D1'in D3'ten büyük olduğu değerlere bakmam gerekiyor. D1 büyüktür, D2 o da büyüktür, D3 olabilir. D1 ile D3'ün birbirine eşit olma gibi bir ihtimali yok. O zaman bizim için ikinci şık gidecek. E peki bakıyorum diğerine. D2 eşittir D1, ve büyüktür D3. Şu ifade benim için yeterli bir ifadeydi. D1 büyüktür D3. Yani 1 ve 3. şıkın olabileceğini söyleyebiliriz. Düşey kesitleri verilen kaplarda H yüksekliğinde D yoğunluklu sıvılar bulunmakta olup kaplar 2 haş yüksekliğine kadar 2D yoğunluklu sıvı ile dolduruluyor. Buna göre kaplarda oluşan türdeş karışımların yoğunlukları DXD'ye DZ arasındaki ilişki nedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar eğer ki kabımız düzgün bir kap ise bu sefer sıvılar eşit hacimde karışacak ve eşit hacimdeki karışımlarda aritmetik ortalama alınabiliyordu. Yani X'deki karışım için yukarıya 2D yoğunluklu bir sıvı koyulursa aritmetik ortalama ne olacaktır? D artı 2D bölü 2'den 3D bölü 2 kadardır diyebiliyorum. Peki... Eğer ki sıvılar eşit hacimde değilse ne demiştik? Hacmi hangisinin daha büyükse karışımın yoğunluğu ona daha yakın olacaktı. E burada dikkat ediyorsak kabımız giderek genişliyor. Genişleyen bir kap için buradaki Y'deki karışımın yoğunluğunun 2'ye daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani o zaman şöyle bir ifade kullanabiliriz aslında. Karışımın yoğunluğu 3D bölü 2 ile 2D arasında bir değerde olmak zorundadır diyebiliyorum. E peki giderek daralan bir kabımız var ve bu daralan kapta sıvının yoğunluğu yani karışımın yoğunluğu artık kime daha yakın olacak? Aşağıdaki yani D yoğunluklu sıvımıza daha yakın olacak. Çünkü D'nin hacimsel değeri daha büyük. Yani karışımın yoğunluğu artık DZ, D ile 3D bölü 2 arasında bir değerdedir diyebiliyorum. E baktığımız zaman en küçük olan değer bizim için DZ. Küçüktür diyorum. Kimden? DX'ten. O da küçüktür. DY'dendir diyebiliriz. Şekildeki küre kap D, 3D, 5D ve 7D özkütleli sıvılarla doludur. Bu sıvılar karıştırılırsa karışımın özkütlesi ne olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar karışımın özkütlesi bulunurken eşit hacimlerdeki karışımlarda aritmetik ortalama alınabiliyordu. Benim için kabımızın en üst noktasıyla en alt noktasının eşit bir hacim oluşturduğu söylenebilir. E o zaman D ile 7D'nin oluşturduğu karışımın özkütlesi için aritmetik ortalamadan 4 d kadardır diyebilirim. D artı 7D bölü 2'den. E peki aynı şekilde şu orta kısımların da hacimsel olarak birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. 3D ve 5D yine aritmetik ortalamayla bize 4D'yi verilecektir diyebilir miyiz? Demek ki içeride oluşturduğumuz karışımın yoğunluğu 4D değerini almak zorundadır diyebiliyorum.